Bu videoda birkaç fonksiyonun tanım kümesini bulmaya çalışacağız. Diyelim ki elimizde fx eşittir x artı 5 bölü x eksi 2 olsun. Bana bu fonksiyonun tanım kümesinin ne olacağını söyleyebilir misiniz? Her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve tanım kümesini kendi kendinize bulmaya çalışın. Hadi birlikte yapalım. Tanım kümesi demek bu fonksiyona verdiğimizde geçerli bir çıktı değeri elde etmemizi sağlayan x değerleri demektir. Evet sonuç olarak geçerli bir fx değeri elde etmemiz gerekiyor. Peki geçerli bir fx değeri elde edememek ne anlama gelir? Bu fonksiyona paydayı sıfır yapacak bir x değeri verirsek Sıfıra bölmüş oluruz ve bu da fonksiyonu tanımsız yapar öyle değil mi? Hemen not ediyorum. Tanım kümesi x eksi 2'nin sıfıra eşit olmamasını sağlayan tüm reel x değerlerine eşittir. Bu ifadeler genellikle bu şekilde yazılmazlar. Demek istediğim buradaki denklemi bir tarafta x kalacak şekilde de yazabiliriz. İki tarafa da 2 eklersek yazıyorum. Artı 2 artı 2. x eksi 2 eşit değildir 0 yerine buna eş değer bir denklem olan x eşit değildir 2'yi elde ederiz. Bu işlemi aklınızdan da yapabilirsiniz. Yani x eksi 2'nin 0'a eşit olmaması için x'in 2'ye eşit olmaması gerekir öyle değil mi? Bunu yapınca da tanım kümesi 2'den farklı tüm reel x değerlerine eşit olur. Hadi bir örnek daha yapalım. Bu kez gx kare kök içinde x eksi 7'ye eşit olsun. Bana bu fonksiyonun tanım kümesinin ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Hemen videoyu durdurun ve biraz düşünün. Tanım kümesi. Yine tüm reel x değerleri yazıyorum. Peki bunu da sınırlandıracak mıyız? Karekök fonksiyonu ne zaman çalışmaz? Negatif bir sayının karekökünü alamayız, öyle değil mi? Bu yüzden karekökün altında kalan ifadenin sıfırdan büyük ya da sıfıra eşit olması gerekir. Hemen not edelim. x eksi 7 büyük ya da eşit 0 olmalı. İki tarafa 7 ekleyince x büyük ya da eşit 7 buluruz. İsterseniz doğrudan bu şekilde yazalım. Evet, x büyük ya da eşit 7. Gördüğünüz gibi burada da bu fonksiyonun işlemeyeceği değerlerin hangileri olduğunu düşündüm ve karekök fonksiyonunun negatif değerlerde çalışmadığını bildiğim için x'in ya da karekök içindeki ifadenin sıfırdan büyük ya da sıfıra eşit olması gerektiği sonucuna ulaştım. İki tarafa da 7 ekledim ve x'in 7'den büyük ya da 7'ye eşit olması gerektiğini buldum. Gayet güzel. Haydi bir tane daha. Bu kez hx x eksi 5'in karesine eşit olsun. Bunun tanım kümesi nedir? Hadi bakalım. Tanım kümesi tüm reel x değerleri diyerek başlayalım. Sınırlandırma için yine düşünelim. Buradan tanımlı bir sonuç elde etmememizin bir olasılığı var mı? Herhangi bir sayının karesini alabiliriz. Demek istediğim buradaki sayı ne olursa olsun karesini aldığımızda başka bir reel sayı elde ederim değil mi? Bu da x eksi 5'in herhangi reel bir değeri alabileceği anlamına gelir. Kısacası bu fonksiyonun tanım kümesi tüm reel x değerlerine eşittir. Herhangi bir sınırlandırma yapmamıza bu kez gerek kalmadı. Diğerlerinde ise mesela bunda paydanın sıfır olması söz konusuydu. Bu durumda kesir tanımsız olacaktı. Bunda da karekökün altında negatif bir değer olduğunda negatif bir sayının karekökünü alamayacağımız için bu iki fonksiyonun tanım kümesini sınırlandırmamız gerekti.